Selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ortada bir silahlı örgüt iddiası var. Tabii bu iddia bazı çekingenlikler meydana getirebilir bazı arkadaşlardan. Aslında çekinecek bir şey yok. Yani şu ana kadar Beyko hocamız ve arkadaşımız aleyhinde 28 tane dava açıldı. Ve bu davaların içinde hiçbirinde bir örgüt denmedi. Yani örgüt dense 30 yıl polis bir örgütü izlemez zaten müdahale eder yani. Kur'an'da velayet sistemi var bilindiği gibi. Ve müminler kardeştirler. Kardeşler bir arada yaşarlar. Bu çok normal bir şeydir ve birbirlerinin velileridirler. Şimdi tüm cemaatlerde bu vardır. Velayet sistemi, kardeşlik. Bu bir arada tutar. Musevi cemaatleri var, Hristiyan cemaatleri var, Evanjelik cemaatler var, Protestan cemaatleri var. O zaman bunların hepsini örgüt demek lazım. Yani bu bir arada olmak, yardımlaşmak, Kur'an'ın gereğini yerine getirmek örgüt demek değil. Bir de silahlı örgüt deniyor. Biliyorsunuz Türkiye'de yani 5-10 milyon vatandaşımızın ruhsatlı silahı vardır. Dolayısıyla Adnan Oktar'ın kendisinin ruhsatlı olmamasına rağmen ama çevresindeki iş adamı arkadaşlarının kanunun gereğini yerine getiren arkadaşlarının da ruhsatlı silahı vardır. Bir vakıf üyelerinin de şartlarını, kanuni şartlarını yerine getirmiş üyelerinin de ruhsatlı silahları vardır. Holding çalışanlarının ruhsatlı silahı vardır. 50, 100, 300 olabilir. 500 tane olabilir. Şimdi bu kadar silah olması, ruhsatlı olması bunların bir silahlı örgüt olduğu anlamına gelmez. Arada çok önemli bir fark vardır. Silahın kullanılmış olması. FETÖ silah kullanmıştır. Oysa ruhsatlı silahlar kullanılmaz. Zaten kanunda ruhsatlı silah verilirken bunlar saldırı amaçlı değil. Öncelikle savunma amaçlı verilir. Bu çok önemli. Zaten ruhsat silah olanlar da bilir. Taahhütname imzalatılır. Biliyorsunuz kanunda silah verilirken değil meşru hallerde, meşru müdafaa hallerinde silah kullanmak silahın gösterilmesi bile suçtur. Arkadaşlarımızın yıllardır ruhsatlı silahları var. Bu silahlar demek ki kanuna uygun bir şekilde taşınmış ki devletimiz bu silahlara el koymamış. Hepsinin silahları temiz, hiçbir suça karışmamış. Poligonlarda atış yapılmıştır. Zaten poligonlarda bunun için vardır. Parası verilir, orada atış yapılır. Bunun haricinde hiçbir silah kullanılmamıştır. Dolayısıyla kullanılmayan silahlarla silahlı örgüt, suç örgütü olunmaz. Böyle bir iddia çok komik olur. Şunu unutmamak gerekir arkadaşlar. Tedirgin olmaya hiç gerek yok. Kaderimizi izliyoruz. Hepimiz kader izleyicisiyiz. Yani kader milim milim, santim santim her şey kaderde var. Bu 2018'de bu olayları gördük. 2019'da göreceğiz inşallah. 2021'de göreceğiz. Bunu hepimiz seyrediyoruz. Herkes seyretsin. Yine her şey kaderde oluyor dedik. Biz anne karnındayken de korunuyorduk. Allah şimdi de koruyor anne karnındaki gibi. Sonuçta Allah her şeyi kaderde yaratıyor. Devletimiz de bunu yapmıştır. Bu da kaderimizde vardır. Devlet ne derse sonuçta o olmuş oluyor dolayısıyla. Yani devlet otur derse otururuz, kalk derse kalkarız. İnşallah vakti geldiğinde de devletimiz hapisten çık der. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız da hapisten çıkarlar inşallah.